Alimler birinci olarak şu tespiti yapmışlar.
bundan evvelki peygamberlerin ve iman eden kulların kurtuluşuna, kötülerin de helal oluşuna hamdır. Çok az bazı alimler demişler ki, bu söz acaba Lut peygamberi olabilir? Çünkü helal olan kavimden kurtuldu ya, acaba bu kurtuluştan dolayı Allah'a hamdolsun demiş olması da mümkündür demişler. Fakat orada bir ayın duranın olması, konu başlığı olması hasebiyle bu hamd aslında biz Adem kıssasını okuduk, bu sonunda elhamdülillah diyeceğiz. Nuh kıssasını okuduk, elhamdülillah ne güzel bitti. İnkar edenler yok oldu, iman edenler kurtuldu diyeceğiz. İbrahim kıssasını okuduğumuz zaman hamd edeceğiz. Musa, İsa aleyhisselam her türlü güzelliği okuduğumuz zaman bize de hamd gerekiyor ki Rabbim bize de hamd edeceğimiz güzel bir anlayış, yaşayış ve kurtuluş inşallah lütfeder. Buyuruyor ki dedi, elhamdülillah, hamd Allah için. Burada dikkat ederseniz Allah içindir. Peki Allah'ın dışındakilere hamd edenler var mı? Var. Kim neyi çok seviyor, kime neye bağlanıyorsa onu yüceltiyor, onu övüyor, onu sena ediyor, ona bağlanıyor. Öyleyse mümin daima nereden bir nimet gelirse gelsin, kim vesile olursa olsun, nimeti yaratan, gönüllere hükmeden, bize ulaştıranın Allah olduğunu bilerek elhamdülillah diyecektir ki, bu zikrin önemine işarettir ki, namazlardan sonra 33 defa söylenmesi, her rekat namazda hamd ediyoruz Müslüman Müslümanlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Her rekatta Fatiha var. Öyleyse Allah'a nasıl olur diye bir soru sorulsa cevabı belki şöyle olabilir. Allah'a hamd, Kur'an'ı okuyup yaşamak, dini öğrenmektir. Çünkü elhamdülillahi Rabbil Alemin dedikten sonra dinin öğretilmesi, açılımı, hamdin tarifini görmekteyiz. Peki ne devam ediyor? Şöyle diyor. وَسَلَامٌ عَلَى اِبَادِهِ الَّذ۪ينَ اصْطَفَى. Hamd ayrıca selam onun seçtiği kullarına da olsun. Hamd Allah'a, selam kime? Allah'ın seçtiği kullarına da olsun. Bunu da alimler iki türlü ele almışlar. Birincisi Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde geçiyor. Selam peygamberlerin üzerine olsun ayet-i kerimesi var. Bu anlamı vardır diyorlar. Bir de selam kelimesini Allah'ın seçkin kulları, müminler, veliler, mücahitler, cömertler, ilim ehli insanlara selam veriyor. Namaz başladığı zaman kılınmaya sahabe-i kiramdan bazıları Esselamu ala Cibril, Esselamu ala Mikail, Esselamu ala diye böyle melekleri, salihleri sayıyorlarmış. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, böyle söylemeyin. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salimin din. Selam bizim üzerimize ve tüm salihler Cebrail'den tutun, meleklerin hepsi, yeryüzündekiler, yaşayan, vefat eden kim varsa hepsine selam olsun dediniz mi? O dua hepsine erişir. Tek tek saymaya gerek yok. Öyleyse selam اِنَّ اللّٰهُ مَلَاكَتُهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمْنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Siz de ey imanlılar peygambere salat ve teslimiyet gösterin. Şimdi burada وَسَلَامُ Selam buyuruyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. Kimler üzerinedir? Allah'ın seçtiği kulları. Kim olabilir mesela? Bir örnek vereceğim sadece. ثُمَّ اَوْرَسْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ اِبَادِنَا Sure-i Fatır ayet 32. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere miras olarak verdik. Muhammed ümmeti. Kitap miras olarak verdik. Biz bu akşam burada ne yapıyoruz? Allah'ın Muhammed ümmetine miras bıraktığı kitabı okumaya, anlamaya, kendimizi, imanımızı tazeleyip istikametimizi bulmaya çalışıyoruz.
Peki hep mi böyle? Feminum valimun dinemsi. O kitap miras kalanların bir kısmı kendine yazık ediyor. Yani Kur'an'lar çok emhal değil. Çok içli dışlı değil. İnanıyor ama ve istikamette okumakta, anlamakta, anlatmakta gayret değil. Ve minnum muktesir kimi de Kur'an'la olan ilişkilerinde orta halde devam ediyor. Biraz öğrenmiş, biraz yaşıyor, bazen hatalara düşüyor, idare eder bunu. Ama bir grup var. Ve minnum sâbihum bil hayrâti bil iddillâh. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler var ki ذَٰلِكَ هُوَنْ لَوْتُ الْكَب۪يرِ İşte büyük lütuf budur diyorlar. Demek ki dünyada da öyle, babasından miras kalan ne yapıyor? Bir bakıyorsun bir tanesi çok çabuk, o yedi nesline yeter dediğimiz şey yedi sene gitmiyor, nasılsa bitip gidiyor. İkinci birine miras kalıyor, babacığızın evinde oturuyor, dükkanında çalışıyor, tarlasında devam ediyor ama ne bir yeni ev ekleyebilmiş, ne yeni bir tarla eklemiş. Öbürü ise babasından kalan mirası ne yapmış? Almış, çoğaltmış, ilerlere götürmüş. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Biz kitabı kullarımızdan seçtiğimiz insanlara miras bıraktık. Ama onların kendine yazık eden, dengede olan ve çok ileride olanlar vardı. Bu da Allah'ın büyük bir fazlı lütfudur buyuruyor. O halde buradan ayet-i kerimeye döndüğümüz zaman biz neyi görüyoruz? Cenab-ı Hak buradaki ayet-i kerimede Neml suresinde ne buyuruyor şimdi? وَسَلَامُنْ عَلَى اِمَانِهِ الَّذ۪ينَ اصْطَفَى اصْطَفَى Allah'ın seçtiği kullara da selam olsun. Allah'ın seçtiği kullar. Allah'ı seçenler, Allah'ın seçtikleri. Allah'ı murad edenler, Allah'ın murad ettikleri. Allah'ından razı olanlar, Allah'ın razı oldukları. Böyle bazı işari yorumlar da, tasavvufi yorumlar var. Öyleyse hani birisi birini ister ama öbürünün onu istemesi o çok daha üstün bir makamdır. Öyleyse Allah'ın seçtiği kulların özelliklerini koruyabilirse mükafatla inşallah yaşayacağız. Şimdi bir soru soruyor Cenab-ı Hak. Allahu hayrun emma yüşrikûn. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Sakın hiçbirimiz Allah kelimesine Allahu demeyin. Oldu mu? Hocam siz dediniz ya ayette öyle okunması var da onda. Mesela bir insan Allahu Ekber dese namazı olmaz diyor kitapta. Allah mı büyük? Diye bir soru çıkar. Allah Allah. Tamam. Onun okunacağı yer ve biz Allahu Ekber deriz. Tabi yeri değil ama Allahu Ekber değil. Türkçe'de biz Allah diyoruz. Doğru ama Arapça okurken nasıl söylemek lazım? Elif'in üstünde fetha olunca ne oldu? E oldu. E nasıl olacak? Söyle. Allah. E ama lafzatullah kalın olacak. Lafzatullah kalın olacak. Yani Allahu Ekber. Allah. Allahu Ekber. Tamam mı? Ya, bu da böyle bir geçti. Çünkü burası önemli bir Allah. Allah mı? Hayır. Hayırlı. Emma yüşrikûn, yoksa onların ortak koştukları mı hayırlı? Burada tefsirlerde, benim de anlamakta, bazen anlatmakta, anlaşılmakta da zorluk çekecek. Arapçadaki em kelimesinin gramer, nahiv, sarf bakımından hangi anlamlar yüklendiğine, hangi anlamlarda hangi güzelliklerin sonuçların çıktığı tefsirlerde var. Müracaat etmek isteyenler onlara bakarlarsa buradaki güzellikleri görebilirler. Ama burada soru soruyor Cenab-ı Hak. Allah mı daha hayırlı yoksa müşriklerin ortak koştukları mı? Müşrik hem Allah diyor hem de başka şeyleri ilahlaştıran demek. Devam edelim şimdi. Cenab-ı Hak diyor ki اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yeri ve göğü yaratan mı? وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا Ve size gökten yağmur indiren mi? Soruyor ki وَاَنْبَتْنَا مِنْ حَدَائِكَ ذَاتَ بَحْجَ Bence Cenab-ı Hak diyor ki onunla ağaçları yani sizin yetiştiremeyeceğiniz
öyle ki mâkâne refûmentum bir duşe cerâhâ, bir ağacı bile bitiremeyeceğiniz güzellikleri meydana getiren Allah mı daha hayırlı yoksa diğerleri mi? Hangisi? O zaman burada bir daha bakalım. Şimdi dikkat ederseniz yukarıda vahiyden bahsetti. Allah'ın seçtiklerine dedi, peygamberler başladı. Bir adam vahiyden, gayipten, görmediğinden bir şey anlayamadı. İdrak edemedi, kabullenemedi, sonuca gidemedi. O zaman ne diyor alimler? Enfuzi alimler, afaki alime, görünen ufuklara işaret ediyor bu sefer. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, sizin taptığınız ya da saygı duyduğunuz, Allah'ı bırakıp itaat ettiğiniz, gönül verdiğiniz ya da günaha girmeye sebep olduğunuz şeyler, bütün bunlara baktığınız zaman, o zaman buradan bir soru soruyor Cenab-ı Hak. اَمَّنْ خَرَفَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yoksa semayı ve arzı yaratan mı? Şimdi şunu da takdir edersiniz ki, hiçbir insan semayı ve arzı yaratan kudretine sahip değil. Hangi devlet başkanı olursa olsun, hangi zengin olursa olsun, ne ay, ne güneş, ne yıldız, ne diğer canlılar yaratabilir mi? Yaratamaz. وَاَنْزَلَ اَقُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا Yaratmaya hayatı getirdik. Hayatın suyla ilişkisini kuruyor şimdi. Ve suyu indirdik diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah bizi yarattığında eğer suyu yaratmamış olsaydı bizim bu hayatı sürdürmemiz mümkün değildi. Çünkü onun için Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Celaluhu her ne varsa bir canlı olanları sudan yarattı. Kırarak devamını da suyla ne yapmıştır? Beyan etmiştir. Onun için su için de ayrı bir teşekküre ihtiyacımız var. اَفَرَيْتُمْ مَا تَشْرَبُونَ اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُونَ اَنْ اَحْمُمْ مُنْزِلُونَ لَمْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ جَعَدًا فَلَوْكَا تَشْرَبُونَ Şu içtiğiniz suyla ilgili ne dersiniz? Onu siz mi indiriyorsunuz? Biz mi? Hangimiz bunu size ikram ediyoruz? İsteseydik biz onu acı yapardık. Hala şükretmeyecek misiniz? Buyurarak suyun Kur'an-ı Kerim'in birçok yönüne yapılmakta anlatılmakta. O zaman buradan ayet-i kerime buyuruyor ki فَاَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِكَ ذَاتَبَتْتِ O efendim su vesilesiyle biz bitirdik. Ne bitirdiler? Hadaik, bahçeler. ذَاتَبَتْتِ Burada lügatlara baktığımızda şu kelimeyi görebiliyoruz. Diyorlar ki hadaik içinde su bulunan göz bebeği gibi kıymetli bostanıdır. İçinde su bulunan göz bebeği gibi. Efendim, bence de göze gönle neşe veren güzellik, dilberlik demekmiş. O zaman gözün ve gönlün zevk aldığı ziraat, bağ, bostan, bahçe, botanik bahçe vesaire diyebiliriz. Başka bir şey söyleyeyim. Gözü görmeyen insanın bu lezzetlerden ne kadar mahrum olduğunu unutmayınız. Tekrar edeyim. Hani bazen böyle amalardan dilenen, her ama dilenmez de ama yazmış oraya, ama yok demiş, bir kağıt koymuş, bekliyor işte bir buçuk, birkaç kuruş atacaklar diye çok az para atılmış, yandan bir adam geçmiş, bakmış adam muhtaç, para da az, kağıdı çevirmiş, arkasına bir yazı yazmış, koymuş, gelen geçen başlamış para almaya, çoğalmış. Ne yazmış biliyor musunuz? Bugün çiçekler açtı, ama ben göremiyorum. Yani ama olduğunu reklamcı diliyle söylemiş tabiri caizse. Şimdi gözün lezzeti vardır değil mi? Gözün lezzeti vardır. Kur'an'da ayet var. Yiyecekleri görmüyor musunuz? Kasap canlı eti öyle bir süslüyor ki adam onu oradan alıp yiyesi geliyor. Öyleyse burna hitap eden nimet, göze hitap eden nimet var. Eğer bizdeki nimetler bozuksa dünyanın hiçbir nimetini tadıyor. Var mı? Yok. Kokul alamıyorsa, göremiyorsa, tadamıyorsa sağlıklı, dünyayı ona versen hiçbir faydası yok. O zaman buyuruyor ki Cenab-ı Hak, burada ayet-i kerimede, gökleri ve yeri yaratan, tabii gökleri ve yeri yaratan değil de, şimdi gök neye denir diye ben sadece adını söylüyorum. Ama gök ilimleriyle uğraşanlar, onun içinde bilinmeyenlerin bilinenlerden çok olduğunu, bildiğimiz zannedenlerin zamanla bilgi
bilgilerinin eksik ya da noksan ya da yanlış ya da yenilenmesi gerektiğini, gök bilimlerinin o devasa gezegen diyorlar, atmosfer diyorlar, samanyolu diyorlar, galaksi diyorlar, bilemediğim isimler söylüyor. Peki bütün bunlara işaret ediyor. Ve sonra ayet-i kerimeye baktığımız zaman Cenab-ı Hak diyor ki yer bahsediyor. Şu yeri de bize böyle elverişli kılmış ki Rabbimiz Celle Celaluhu. Peki burada istediği şey nedir? Bakın diyor, hiçbir deşim, hiçbir sistem, hiçbir adam, hiçbir kadın, insan, çocuk, eşya, madde, dünyada hiçbir şey bunları yaratamayacağına göre bu bahçeleri, bu göz aydınlığı, bu göz dilberi olan güzel suları, çiçekleri yaratamayacağına göre onlar mı hayırlı, Allah mı hayırlı ki? مَا كَانَ لَكُمَنْتُمْ بِتُوْشَ جَرَى Bir ağacı bile siz yaratmaya kadir değilsiniz. Sade dikiyor. اَاَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِمُونَ Ektiğiniz ekini siz mi bitiriyorsunuz, biz mi bitiriyoruz? Bahçe Allah'ın, ekinin kendisi Allah'ın. Bizim görevimiz sadece bir yere, usulüne uygun onu ekmektir. O zaman buyuruyor ki ayet-i kerime, şimdi bakın bu çok geçiyor burada. اَاِلٰهُمَّ Allah. Hani ilah tahtasında var ya. اَاِلٰهُمَّ Allah. Allah ile birlikte başka ilah mı? Bunu Elman Hamdi yazıra baktım, nasıl tercüme etti diye. Eğer not ettiysen burada var mı? Evet. Orada da diyor ki, bir tanrı mı var Allah ile beraber? Şimdi hocam tanrı dedin, anlayamadık, söyleyeceğim. Allah'a tanrı denmez. Tamam, o bir. Ancak ilah kelimesini tercüme edecek olursak, tanrı diye ilah mı tercüme edebiliriz. Bu iki. Peki, burada söylenen ne? İlah mı var? Me Allah. Allah ile birlikte başka ilah mı var? Ya da bir tanrı mı var Allah ile birlikte? Aslında ilah kelimesi normal, pozitif anlamıyla sadece Allah'a işaret eder. Ancak müşrikler kendi taptıklarına da ilah dedikleri için Kur'an-ı Kerim bu sefer ve ilahukum ilahun vahid. Sizin ilahınız tek bir ilahdır. Saymışlar, ben saymadım. 147-148 defa çeşitli şekillerde bu kelime geçmekte. Cemisi olmadığı halde Araplar cemi kullandığı için aliye olarak da Kur'an'da da geçmekte. O zaman burada şu var. Tevhidin bilinmesi için iki kavramın çok iyi bilinmesi gerekiyor. Bir, Allah demenin anlamı, iki, ilah demenin anlamı iyi bilinmesi. Bir insan Allah der de, İlah demenin getirdiği sorumluluğu iyi bilmezse o zaman başka şeylerde ilahlaşmıyor. İlah kelimesi Türkçeleştirmekte ya da Türkçe zihniyetimize koymakta zorluk çektiğimiz bir kelime. Çünkü biz abdesti çok iyi anlamaya çalışıyoruz, namaz orucu ama La ilahe illallah. İşte o ilah nedir o? La ilahe Allah'tan başka ilah yoktur. Diğerlerinin ilahı haddine değildir. Peki ne demek ilah? Bir insan Allah'ın dinini reddediyor da onun dışındaki dua, sığınma, sevme, yaşama, kanun, gidişat, ümit, hayat, bekleyiş, ne sayarsanız sayın, güven, herhangi bir şeye veriyorsa onu ilahlaştırıyor. İyyekûne min dûnihi illâ inâse. Kadınları ilahlaştırıp onlara dua eden, onlara yalvaranlar var. Firavun diyor ki ben sizin ilahınızım. Şimdi şöyle bir şey var. Sadece Firavun mu der bunu? Başka diyen çıkmamış mıdır acaba? İmam-ı Rabbani diyor ki her nefiste bu söyleme, istidat, kabiliyet, yönelimi vardır. Eğer fırsat verirsen her nefis farkında olmadan hani ben doğurdum, ben büyüttüm, benim vatandaşım, ben hükmederim diyorlar ya. İyi de kardeş, Allah nerede? Sen kendi kendine. Yani sen bazıları ahniyette söylemiyor ama çok şık kaçmadığı kadar 70 kişiye ekmek veriyor bu patron diyor. Ne güzel diyorum insanlarla çalışıyorsunuz geçen günler. Bunların nafakalarının temini için burada güzel bir birlik var. Hocam 70 kişiye ekmek veriyor diyor. Yani çok şık değil. Ne oluyor? 70 kişiyi doyuruyor, 70 kişinin rızkını veriyor. Yani o iş yeri kapanırsa Allah muhafaza.
helak olursa, patrona bir şey olursa, o 70 kişiyle patronla beraber ölüyor, gidiyor. Yok. Tavrı çekebilir, varlığı çekebilir. Ama rızkı bir patrona bağlarsak işimiz çok zor. Belki de patronun da rızkı orada çalışanların bereket ve duasından geliyor. O zaman burada şu var. Ey ilahum me Allah. Allah ile birlikte başka ilah mı? Soruyorum diyor. Kur'an-ı Kerim'de ayet kelimelerde var. Şimdi bizde bazıları şöyle düşünüyor. Allah'ın ilahlığının kabulü noktasında açtık bir seferde de yeri rastladı. Zuhruf suresi ve huvellezî fissemâni ilâhu ve fil erdi ilâh ve vel hakîmun alîm. 84. ayet. Semanın da ilahı Allah'tır. Yani o gökte de ilah olandır, yerde de ilah olandır. Günün laikleşmiş, demokratik, bilmem ne gibi batı kelimeleriyle zihniyeti örülmüş insanlar ne diyorlar? Semanın ilahı. Allah yukarıda. Ya Allah yukarıda da aşağıda da Allah var ne? Allah her yerde. Semaya karışan Allah. Ne oluyor? Gökyüzü çatırdadığı zaman, şimşekler çaktığı zaman bir bakıyorsun korkuyor. İkinci korkuda telefona sarıyor, evi arıyor. Dördüncü de eve gidiyor. Allah ekber falan. Sema çatladı. Yeryüzünde de aynı sıkıntılar oluyor. Öyleyse bakın bu ayet de çok önemli. Ne dersiniz? Zuhruf suresi 84. Gökyüzünde de ilah Allah, yeryüzünde de ilah Allah. Duaya gelince semaya elini açıyor. Sema, duanın kıblesi sema. Ama yeryüzüne gelince alnını secdeye koymuyor. Bu karışık bir durum değil mi? Başka şeyler var, bu kadarına ittifa edeyim. Cenab-ı Hak ben hükmavni yâdilûr buyuruyor ki ayette, hayır onlar Allah'a eş tutan bir kavimdir. Yani onlar hakka sırt çeviren, haddi aşan bir kavimdir. Öyleyse bakın, bizim memleketimizde en büyük problemlerinden biri varsa, şu şahıs, bu şahıs demiyorum, اَيْلَهُمْ مَاَلَّهُ meselesini anlayamadı. Allah ile birlikte başka şeyleri de yüceltiyorsunuz. Ya da şöyle söyleyeyim, Bakara 165 olabilir. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهُ Allah'ı sever gibi severler. Bakın, Allah'ı sever gibi seversek şirk olur. Ama Allah için severse ibadet olur. O zaman ne oluyor? Şimdi gazetede bugün bir şey rastladım, haberlere bakıyorum bir yerde. Diyor ki, nasıl söylüyor onu? Şimdi toparlayamayacağım. Sanattan bahsediyor. Gazeteyi almam lazım alt kısmını. Yani sanatkar bir insana hiçbir, her sanatkara her şey mubahtır diyor. Sanat için her şey mubahtır. Yani siz düşünün, bir sanatçı, artistler daha çok hemen akla geliyor. Her türlü günahı işlemesi mubah. Sanat yapıyor. Öbürü ne yapıyor? O çok kötü, onu söylemem. Kardeşim, hiçbir gün sporcu geliyor. Kadınlar, kızlar spor yapıyor uygunsuz şeylerle. Spora da mubahtır her şey. Tüccar da diyor bana mubahtır, dünyayla yarışıyorum diyor. Tamam, ne güzel iş. O zaman herkes günahlarını putlaştırıyor. Neden yapıyor desem? Bazısını biraz konuşuyorsun. وَاِذَا قَالُوا فَحَشَدًا قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا عَبَانًا Bu yanlış diyorsun. Diyor ki, atamızı babamızı böyle bulduk. Ondan bize geldi, değiştiremedik. Ya senin babandan, atandan, dedenden yanlış bir şey sana kalırsa sen onu yüceltmek mecburiyetinde misin? Soruyor Cenab-ı Hak. Böyle bir şey var mı diyor. Yok. Ama اَيْلَهُمْ مَاَلَّهُ Allah ile birlikte başka ilah mı? Ben hükmavni yâdilûr. Onlar haddi aşıyorlar. Allah'a eş tutuyorlar. Şimdi tekrar soruyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ayette اَمَّنْ جَعَلَ دَرَّ قَرَارًا وَجَعَلَ بِلَهَا اَنْهَارًا Yahu yeryüzünü size karar kılma yeri yap. Deniz gibi oynak değil. Çamurlu bucuk bucuk değil. Üstünde gezebiliyoruz. Rahat evimizi kurabiliyoruz. Yollar yapabiliyoruz. Kendi içinde güvende yaşayabiliyoruz. Yeryüzünü sizin için böyle yapar Allah-u Teala. Bir kere buranın bir şükrü gerekiyor. Üzerinde yürüdüğümüz, gezdiğimiz. Bizim 100 metrekare evimiz var.
yollar bizim, çarşılar bizim, ovalar bizim, gördüklerimiz bizim. Hep beraber yaşıyoruz öyle değil mi? Hani bir toplu 100 metre yerimiz var ama çarşının istediğin yerinden geziyorsun, camilere gidiyorsun. Dünyayı Allah bize karar yeri kıldı. Bir yer daha var öyle. Karar yeri, dur bakayım. Hatırlayamazsam söylemeyin, mahcup olurum. Bulursam söyleyeceğim. Şöyle bir şey. Evet. Elem nahrukum min ma'in ve cehennem fi kararim meki. Bir tane daha bulduk karar yeri. Buyuruyor ki biz sizi bayağı bir sudan yarattık. Mürselat 20-21 yazanlar var. Bayağı bir su, meniden yarattık. Buyuruyor ki ve cehennem fi kararim meki ile emmelerin malum. Onun belli bir sureye kadar sağlam bir yerden karar kıldık, tuttuk. Neresi? Allah ana rahmine sağlam, kararlı bir yer diyor. İnsan ana rahminde kararda ve dünyaya dönünce de kararda. Hem istisna düşüyor, hasta oluyor. Hasta olana bakın. Orada sağlam bir karar yaptı. Kim için? Anne için. Şimdi bakmayın, hayat çok modernmiş. Eski annelere soruyorsun. Neredeyse doğuma kadar tarlada, mısırda, çapada çalışıyor. Çocuk doğuyor, sırtında, orada, burada çalışıyor. Nazikleştikçe mi, kibarlaştıkça mı, doğrusu mu, yanlış mı ben? Şimdi yani sanki yeni dünyaya çocuk getiriliyor, yeni büyütülüyor gibi şikayetler, gürültüler. Halbuki analarımız 5, 8, 10, 7, 6 çocuk dünyaya getirmiş. Ama hayatı hayat demedi. Analarımız hem ev kadınıydı, hem de adamın yardımcısı, evin yardımcısı. Bu kadar çamaşır makineleri, bulaşık makineleri yok. Şimdi doğalgaz kendi ısıtıyor, makine kendi yıkıyor, yemek ısıtılıyor, yapıyor, ben saymayayım hepsini. Her şey böyle ama şikayetlerimiz, şükürsüzlüğümüz, Hazreti Fatıma annemizin böyle bir rahat olsa hizmetçi ister miydi? Hiç istemezdi. Şimdi bakıyorum geçinemeyen bile günde 70 lira veriyorum, camı sildirmeyi haftada bir insan çağırıyorum, ayda bir çağırıyorum. Ben anlamadım. Hem bir taraftan ağlanıyor, camını bile silmiyor milletler. Öyle değil mi? Burada söylenmez, kötüdür demiyorum. Eskiden çocuk bezi diye bir şey vardı. Artık çocuk bezi yıkayan anne de kalmadı, yıkasınlar demiyorum. Ama siz rastladınız mı, bir kadını gördünüz. Hacı amca, çocuğumun bezi yok, para verir misin dedi. İstersen verme, koca adam bir çocuk bezine para veremiyor mu? Çocuk bezi bile sadaka konusu oldu toplumda. Yani toplumun yaşandı. Ama şükür azaldı. Şükür azaldı. O zaman buradan bakın. Nereden geldi? Yeryüzünü biz size karar yeri kıldık diyor Allah. Karar yeri. Anne karnı da bizim karar yerimizmiş. Ne güzel değil mi? Bir karardan başka bir karara dönüyoruz. Devam ediyorum. Becala bilene enhara. Arasından nehirler akıttı Allah. Biz bu nehirleri kazmaya kalksak bir dünya iş. Öyle değil mi? Bir yerden bir yere bir nehir kazması lazım. Ne kadar zorlanıyor dünya. Kazar ama canı çıkar. O da tutar mı tutmaz mı, batar mı batmaz mı. Ama Allah nehirlerin de özel bir nimet olduğunu anlatıyor ki Adapazarı'da bu yönden çok şanslı. Hem nehirimiz var, hem gidip görüyoruz, hem istifade ediyoruz. Etrafındaki ziraattan da istifade ediyoruz. Elhamdülillah nehirli bir şehirdeyiz. Elhamdülillah gölü olan bir şehirdeyiz. Elhamdülillah denizi olan bir şehirdeyiz. Elhamdülillah dağları olan bir şehirdeyiz. Neyimiz eksik? Ayetler bize söylüyor, hepsini görebiliyoruz. Halbuki Mekke'de nehir mi akıyordu cemaatimizin? Ben bilmiyorum, aklını görmedim. Ama Allah dünyadaki nehirleri Mekkelilere söylüyor, onlar şükrediyor, nehir olmadığı halde orada. Biz nehir sahibiyiz, şükürden kaldıysak vay bizim halimize. Devam ediyor ayet-i kerime. وَجَعَدَ لَهَا رَوَاسِيَ Sağlam olsun diye oraya dağları var eden Allah'tır. Oturaklı dağlar yapmıştır Allah. Dünyanın kazıklarıdır diyor ayette. Dağlar, daha evvel bunun dersini yaptık. Allah Resulü Hira dağında vahiyye karşılaştı. Allah Resulü Seyir dağında üzülme Allah bizim dedir mükafatına ulaştı. Allah Resulü Uhud dağında Müslümanların neden mağlup olduklarını yaşadı ve gösterdi. Mağlubiyetimiz sebebini ve mağlup olunca Uhud'u hatırlayın. Uhud'daki sıkıntıyı görür ki bütün mağlubiyetlerin anahtarı çözümü Uhud Savaşı doğru anlamadı. Sonra yine Arafat Dağı'nda da elhamdülillah din ikmal oldu, ikmam oldu nimetler. Görüyor musunuz? Eğer
insan dağlara inseydi paramparça olur da ayın var. İnsanı Allah dağla beraber gösteriyor. Sorumluluğu dağ değil sana verdi. Dağlar gibi olduğunda yük ise o taşıyamaz ama sen dağları taşırsın diyor. O zaman değerli ömrümden devam ediyor ayet-i kerime. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنَ حَاجِزًا. Denize de diyor Rabbimiz Celle Celaluhu iki denizin arasına engel koyuyor. Yani tatlı sular var, sıcak sular var, acı sular var, denizin içinde farklı akıntılar var. Bütün bunları biz yaptık diyor. Birbirine karıştırmadık. Böyle bir denge kurduk diyor. Peki tabiatta dengeyi kuran insan Allah, insanlar için bir denge koymamış mıdır? Var değil mi? Tabiatın dengesini bozunca işimiz zorsa, insanlığın İslam dengesini bozunca da aynı. Eylehumme Allah, yani özür dilerim. Tabii öyle. Eylehumme Allah, Allah ile birlikte başka ilah var. Soruyorum şimdi diyor, sizi karar yerinde anne karnı dedik, dünya karar yeri dedik, ondan sonra nehirler, arkasından efendim dağlar ve denizlerin arasındaki engeller ve insanlığa sunmuş. Bütün bunları birisi yapabilir mi? Firavun mu yapabilir? Atalarınız, babalarınız, ecdadınız, kadınlarınız yapabilir mi? Yapamaz. O zaman Allah ile birlikte başka şey. Böyle mi yapıyorsunuz? Ve arkadan soruyor, söylüyorum ben mektep olacağı yani onların çoğu bilmiyorlar diyorum. Tekrar soruyorum, burası çok ilginç. Tevbe'yi de lütfen birkaç kere okuyun. Nemin suresi ayet 59. Unutmazsınız inşallah. 59. ayet. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, hemen yüceyi kurdular ve iştahı. Yoksa buyuruyor Allah-u Teala yüceyi kurdular da muzlarda cevap veriyor izlerdi ahum dua ettiği zaman. E ne demek muzlar? Muzlar demek hastalık, şiddet ve zaruretle sıkışan, naçar durumda olan. Tamam mı? Yani naçar durumda olup yalvardığınız zaman size icabet eden Allah. Hem hocam yalvarırız bazen de olmuyor. Allah'ın dilediğinin duasını kabul etmeye edeceğini söylüyor. Bir de duanın karşılığı burada verilmezse ahirette bir ibadet sevabını verileceği söylüyor. Ama insan ona dua ediyor. Buyuruyor ki ve yeşifus suğur ve kötülükleri açıp gideren Allah yoksa ondan kötülükleri açıp gideren çeşitli sebeplerle imkanlar sunuyor. İyi insanlar bahsediyor. Merhamet oluşturuyor, nimetler yağdırıyor. Bir anda ne oluyor? O sıkıntılarımız, o efendim başa gelen kötülükleri kaldırıyor. Ve yec'alukum hulefâ'el ard. Buyuruyor ki, sizi yeryüzünde halifeler, yani sizi yeryüzünde idareciler, ahkâm-ı ilahiyenin icrasına memurlar kıldı. Diyor ki alimler, bu ayeti sahabe okuyunca gelecekte yeryüzünün idaresi Müslümanların eline geçeceğine inandılar diyor. Ve devam ediyor ayet-i kerime اَيْلَهُمَّ اللّٰهُ Allah ile birlikte başka ilah var. Siz sıkışınca ona dua ediyorsunuz. O sizi açıyor sıkıntılardan ve sizi yeryüzünde yetkili kılıyor. Bir bakıyorsunuz işte dedik ki ya namaz kılan bir adamımız olsa, zekat veren bir zenginimiz olsa, okulda bir şeyimiz olsa, iyiliğimiz, öğretmenimiz olsa diyorsun, bakıyorum güzel şeyler görüyorsun. Şimdi iş daha zor. Olmadığın zaman olsun demek çok kolay biliyor musun? Olunca onda sebat edip kaybetmemek lazım. Onun için Müslümanlar ilk zamanlardaki heyecan ve neşelerini güç sahibi ve makam sahibi olunca sürdüremeyince nimetler elinizden gitmiş. Onun için muhalefet olmak kolay da öyle İslam'ın iktidarı olmak zor çünkü nimetlerin kapıları açılıyor da bundan dolayı. Cenab-ı Hak buyuruyor ki şimdi ayet-i kerimede اَيْلَهُمْ اَلَّهَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Allah ile birlikte başka ilah mı? Ne kadar az düşünüyorsunuz diyor. Yani sizi memnun etmeye çalıştığınız, peşinden koştuğunuz, saygı duyduğunuz, tazim ettiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz, korktuğunuz ne varsa bunlarla Allah bir tutulur. Allah'ın hani hatırı, kadri, وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Allah'ın kadrini, kıymetini hakkıyla bilemediler. Bize kadir gecesi, kadir gecesi, kadir gecesi diye tutuluyor. Doğru. Ama kadir gecesini kadir eyleyen Allah'ın kadrini bilenlerdir. Öyle değil mi? Allah'ın kadrini,
kıymetini, şerefini, yüceliğini hakkıyla idrak ettim adam, kadri de alır, sevabını da alır. Ve devam ediyor. اَمَّنْ يَهْد۪يكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرْرِ وَالْبَحْرِ Yahut karanlık ve denizin karanlıklarında size yol gösterir. Bunu çeşitli şekilde anlamışlardır. Demişlerdir ki, burada söylenen karada ve denizde İslam'ın futuhatına işaret vardır. Fetihlere işaret. Çok ilginç değil mi? Karada ve denizde yol gösteren de aslında maddi yol gösteren. Bazıları şunu demişler, karada ve denizde dinin nasıl yaşanacağını ve fetihlerin nasıl olacağını gösteriyor. O zaman gündüz Müslüman, gece Müslüman, gizli Müslüman, açıkta Müslüman olmak meselesi var. Ve men yursilur rüyaha muşran beyni eyleyi rahmeti. Ve rahmetinin önünde efendim rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Daha hayırlı soruyorum. Bakın yağmura Allah ne diyor? Efendim rahmet diyor. İşte öyle söylüyor zaten. Rahmet yağdı diyoruz ya. O zaman buyuruyor ki o yağmurun yağması rüzgarla alakalı. Halbuki Allah rüzgarsız yağmur yağdıramaz mı? Yağdırır. Bulutsuz yağdıramaz mı? Yağdırır. O zaman bulut Allah'ı, rüzgar Allah'ı, sevk eden Allah, yağmuru veren Allah. Kullanan da nimetleri bir. O mu? Eylehümme Allah. Bir daha soruyor Cenab-ı Hak. Allah ile birlikte başka tanrı mı? Yoksa onunla başka ilah, başka ibadet edecek şeyler mi vardır? Teâlâllâh yâmmâ yüşrikûn. Allah onların ortak koştuklarından çok yücedir. Yani bu müşrikler, batılı, Allah, müşrik kime dedi? Allah diyerek imanını başka değerlerle, fikirlerle, görüşlerle, düşüncelerle bozan insanlardır. Hiç Allah'a inanmıyorsan o ateisttir dedi. O ayrı bir şey. Devam ediyor ayet-i kerime. اَمَّنْ يَبْدَوْرُ الْخَلِقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ Buyuruyor ki, yoksa başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan yaratıyor, tekrar yaratıyor, ahirette bir daha döndürecek yaratıyor. Yaratmanın evveli, sonu, başı, hepsi ona ait. İster insan olsun, ister eşya olsun. İnsanın yaptıklarının yaratması Allah'a ait. Mesela, biz şimdi uçak yaptık diyelim. Uçağı yaratan kim? Bu Subhanellezi esra bi amdihi şeyimiz. Subhanellezi sakkarana hâzâ mâ günnâle hukkunî. Ayet okuyoruz ya. Bakın o ayetleri üstüne. Ve yahbuku mâ yeşâ geçiyor. Allah daha neler yaratacak diyor. Bak uçağı yarattı Allah. Hocam uçağı yarattı ama biri buldu. Tamam biri bulacak. Ama Allah o uçacak kabiliyeti havaya, demire, eşyaya ve onu uçuracak zihniyeti keşfide insana ihsan etmiş. Bunları ben yarattım. Halbuki modern insan böyle uçacak şeyi meydana getirince Allah kuş uçuruyor, ben de bunu uçuruyorum. Hem de şöyle hızla uçuruyorum deyip şirk koşmaya kalkıyor. Öyleyse insanların yaptıkları da yaratan Allah'tır. Böyle bakınca ayet-i kerime diyor ki وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Semadan ve yerden rızık veren mi? Hem yaratıyor hem rızık veriyor. Rızık vermesin olacaktı. Yaşam devam etmeyecekti. O zaman eylehümme Allah ne güzel değil mi? Bak kaç kere oluyor? Herhalde 5 kere oluyor. Allah ile birlikte başka tanrı mı? Başka ibadet edecek ilah mı var? Başka değerli bir şey mi? O zaman birisi bizden saygı bekliyor ama Allah'a muhalif bir saygı. İbadet, itaat bekliyor ama Allah'a muhalif bir itaat. Veya bir vazife bekliyor Allah'a muhalif bir vazife. Ne düşünürüz? Şu ayetlere bakıyoruz. Diyor bir de ne var? Yeri, göğü, yağmuru, bahçeyi, efendim, karar kılması, nehirler, dağlar, denizlerin arasındaki engeller, duanın verilmesi, belaların giderilmesi, yeryüzünde bize iktidar görev verilmesi, efendim, karanlıkta, aydınlıkta yolculuklar, ondan sonra rahmetin önünde, efendim, müjdeci olarak bulutların var olması, yaratılması, tekrar edilmesi ve rızıkların verilmesi hepsi Allah'a ait. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Senin bu kadar yetkin var mı? Yok. Sen Allah'ın dediğini yapmama niye mani oluyorsun? Ey nefsim, ey insan demek lazım öyle değil. Bütün bunları veren Allah. Diyor ki Cenab-ı Hak, bunları ben veriyorum. Siz nefsinizi mi ilahlaştırıyorsunuz? Yoksa ilahlaştırılan şeylere mi tazim ediyorsunuz? Ey ilahümme Allah. Allah mı? Yoksa o taptığınız putlar mı? Kul de ki hâdû burhânet min kümtüm sâdikîn.
Öyleyse hadi dediğinizi getirin eğer doğru söylüyorsanız. Eğer sizin dedikleriniz bu işi başaracak kabiliyetteyse veyahut da böyle bir güçleri varsa o zaman buyurun getirin dediğinizi konuşalım. Ben delillerimi söyledim, sizin de delillerinizi dinleyelim diyor Cenab-ı Hak. Şimdi mesela düşünün, Venezuela'da devlet başkanımızın içerisinde hiç ölmeyecek diyor, işte Amerika'ya kapat diyor, Amerika'ya kapat tutulur da bağırıyordu, çağırıyordu bir havalar falan filan şimdi, ne oldu adam? Bir kansere yakalandı diyor, bir saçı gitti, bir sağlığı gitti, bir o gitti, adam öldü diyor. Hem de 59 yaşında öyle çok 80 falan değil. Ne oldu şimdi? Bu kadar güçlü bir kişi ne oluyor? Bu kadar hükmeden, meydan okuyan haydına, işte hayat bu kadar. Ölüme mani olamıyorsun, hastalığa mani olamıyorsun. Peki ölürken ne olacağını düşünmüyorsun ama insanlara ilah gibi hükmetmeye kalkıyorsun. Sen ölümlü bir insansın. Allah'ın rızkına muhtaçsın, Allah'ın denizine muhtaçsın, Allah'ın bahçesine muhtaçsın, Allah'ın nehrine muhtaçsın, Allah'ın ihsanına, ikramına, gecesine, gündüzüne, yağmuruna, rüzgarına muhtaçsın. Ama iş yapmaya geldi mi, benim dediğim olsun diyorsun. İyi de, demişler ki, bir yerde çok güzel ikramlar olmuş, izzet olmuş, hediyeler olmuş. Onları alan biri demiş ki, arkası bol olan atın yükü ağır olur demiş. Yani bu kadar izzete ve ikrama ne yapmak lazım? Büyük teşekkür gerekiyor. Öyleyse çok basit görünüyor gibi bunlar değil mi? Bunlar büyük tahsil gerekmiyor ama tahsili olanlar daha güzel şeyler anlar. Öyleyse yaşadığınız ve sahip olduğunuz her şey Allah'ınken size başkaları, kendi nefsiniz, şeytan veya başka insanların hükmetmesine nasıl razı oluyorsunuz diyor Allah mı yoksa başka tanrılar mı diyor. Öyle değil misin? Çocuğunuza biri hükmetse kızmaz mısınız? Birisi dese ki, oğlum şöyle yap, kızım böyle yap, böyle yap. Ya senin baban, annen, dayın benken beni dinlemiyorsun, başkalarını dinliyorsun demez miyiz? Deriz değil mi? Allah-u Teala diyor ki, benim mülkümde yaşıyorsun. Yaratan ben, yaşatan ben, rızık veren ben, nimet veren ben. Ama sen kendi bildiğine göre hareket ediyorsun. Bana inanıyorum gösteriyorsun. Ama inanmayan insanların amellerini ve zihniyetini taşıyorsun. O zaman buyuruyor ki, delilin varsa söyle. Kul de ki, la ya'lemu men fis semawati vel ardı gaybe illallah. Göklerdeki, yerdeki gaybı kimse bilemez. Ancak Allah bilir. Hikaye bu ya. Haccacı zalim bir gün avucuna böyle bir gaz taş almış. Saymış bir şey. Örtmüş, kimse görmeden. Bir tane böyle bilgili, gizlilikleri bildiğini zannettiği birine gel demiş diyor. Yani, ne varmış? Benim avucumda kaç tane taş var? O da demiş ki, 5 tane var. O da zaten 5 tane almış ya. Almış, bakmış, 5 tane. Aferin, bildiğiniz için. Tekrar gidiyor böyle taşların içinden, bir avuç taş alıyor ama saymıyor. Soruyor, tefsirin birinde böyle bir hikaye var mı? Benim avucumda kaç tane taş var demiş. Bilmiyorum demiş. E sen lan demin biliyordun da şimdi niye bilmiyorum? Demin bildiklerini sen de biliyordun. Senin için kayıp olmayan, benim için de kayıp değil. Yani senin için gizli, ben de onu bildim. Ama şimdi sen de bilmiyorsun bir avuç taş aldın. Senin bilmediğini avucundakini benden mi biliyorsun? Şimdi bak mesela diğer bir şey, hava yağmurlanıyor. Bulutlanıyor, yağmur yağma ihtimali tahmini var. E hamile dünyaya çocuk getirecek inşallah. O da var. Ama ayet ne diyor? Ve mâ dedi nefsün mâ zâdeksi bu kadar. Lokman suresi. Kim yarın ne kazanacağını bilmez. Ne gelişmeler olacağını bilmez. O zaman gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Allah bildirir mi? Peki peygamberimize bildirmiş. Nasıl? Mesela Rum suresinde Bizansların mağlup ve sonra galip olacakları bildirmiş. Veya Mekke'nin fethedileceğini Efendimiz'e bildirmiş. Allah'ın bildirmiş. Veya Efendimiz'in İstanbul'un fethiyle ilgili hadisini düşünüyor. O zaman bazen de sadık insanlara salim rüyalarla Allah Teala ne yapar? Bildirebilir. Ama bu salih insanların yaptıklarının bilmelerinin bağlayıcılığı ne kadardır? Bunun üzerine tartışmışlar. Çünkü o zaman herkes ben şunu biliyorum, ben bunu biliyorum diye iddia ediyor. Ama hakiki anlamda gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Ayet-i Kerime çok açık ve net bunu beyan ediyor.
Ve ma yeşkuluna eyyâne yub'atûn. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değiller. O zaman kaybı bilmekten iddiamız yok. Öldükten sonra ne zaman ölecek, ne zaman dirilecek? Bunu da bilmiyor insan. Yani aslında insan bilinmeyen şeyleri bilmeye uğraşacağına bilinen şeylerle yaşamaya uğraşması daha olur. Şimdi çok bazen böyle var. Nereye gittim ben? Umre'ye, hacca gittik. Karayoldan, Irak'tan. Yok efendim, Yahya Aleyhisselam'ın başı nerede, bedeni nerede? Adem Aleyhisselam'ın hanımı nerede, kendisi nerede? O nerede, bu nerede? Orada da Ashab-ı Kehf var. Lübnan'a gittik. Yurdunda, Amman'da Ashab-ı Kehf ziyaret ettik. Bir tane de burada ziyaret ettik. Hangisi bunlar Ashab-ı Kehf? Bir tanesi Ashab-ı Kehf ama her iki yerde de var. Çok önemli, önemli olan kıssanın kendisi. Öyleyse gaybı Allah buyuruyor ki kimse bilemez. Bilen iddia edenler yalan yanlış iftira ederler. Birkaç bir şey duymuştur cinlerden, şeytanlardan bir haber ama bütünü doğru değildir. Öyleyse biz sorumlu olduğumuz şey amellerimiz ve bilinenlerdir. Sonuç بَلِدَّارَكَ اِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ Ahiret gününün gerçekleşeceği hakkındaki bilgi onlara peş peşe gelmektedir. Bu ayeti iki türlü anlamış halinde. بَلِدَّارَكَ اِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ Birisi bu konudaki ilimleri ahirette onlara ulaşacak. Öyle anlamış. Öyle de meallendiriliyor. Bilgi ahirette ulaşacak. Biliyorsunuz. Ahirete gidince ne kadar inanmayan insan varsa hepsi iman edecek. Niye? Görüyor. Gördükten sonra inkar edecek bir şey kalmıyor ki. İlim ulaştı. Ama bunun bir faydası yok. Fakat ekseri alimler şunu diyorlar. İnsanlara peygamberlik silsilesi ve salih insanlar vasıtasıyla ahiret bilgisi daima hatırlatılmış ve öğretilmiştir. Yani ahiret tüm inançlarda, medeniyetlerde, insanlıkta bir olgu olarak vardır. Hatta ben bir program dinlemiştim. Adam Allah'a inanandan ilim adamı olmaz dedi. Allah'a inanandan bir profesör, biyoloji profesörü. İlim adamı olmaz. İnandım adamdan ondan dedi ilim adamı olmaz. Ama o programın sahibi ona bir soru sordu. Kızınız ölmüş trafik kazasında dedi. Bir kitabın üzerine de kızıma ithaf ediyorum bu kitabı ve kızım buluşmak üzere yazmış. Peki madem ahiret yok, yaratan yoksa kızınla nerede buluşacaksın dedi. Adam ağladı, bir cevap veremedi. Yani içinde hala kızınla çok sevdiği, kaybettiği genç kızınla buluşmak var mı? Var. E o zaman insan bu dünyaya sığmıyor demek ki. İşte o düşündüğü, sığındığı işler de var ahirette. Öyleyse insanlara ahiret bilgisi peyderpey gelmiş. Ama ahireti tevhidi üzere anlamak lazım. Yani İslam'a anlattığım anlamda bir ahiret anlamak lazım. Çünkü herkes kendi kafasına göre bir ahiret anlıyor. Kimseyi suçlamıyor. Ama ahiretin en kolay, en güzel gözüken iki yer. Canlı olarak insandan olduğu yer. Cenaze olarak musalladan olduğu yer. Mekan olarak mezarlık. Mezarlık yerinde dursun. Buradan örnek vereyim. Yani Orhan Camii veya başka yer. Bazen öyle cenaze yakınları geliyor ki bunlar ne dünyevi bir görüntü, ne uhrevi bir hesap içinde değiller. Hatta bazen konuşurken, cenazede konuşuyoruz ya hocalar. Şöyle bakıyorum, cenaze arabası yeşil, hoca da orada cübbesi yeşil veya neyse. Böyle bir görevli konuşuyor yani işte. Yani belediye imamı, cenaze imamı konuştuğum gibi. Ciddiye bir alınmıyorum, ben bakmıyorum böyle. Yani ölüm işte, ölüm başında konuşuluyor. Yalnız ver yansın, yansın. Çok değerli, sevdiğimiz, kıymetli bilmem ne diyesin. Ne tanıyan var. Bir şey daha dikkatimi çekiyor, paylaşayım. Cenazelerle ilgili iki adet var bizde. Kitapta yok da adet olmuş. Bir, bunun Müslüman olduğuna şahit misiniz? İki, aklınıza helal eder misiniz? İyice karar verdim ve gördüm. Biz siz de takip edin. Soruyoruz. Eşref hocamın mümin ve muvahhid olduğuna şahit misiniz? Cevap, evet diyoruz. Mümin ve muvahhid olduğuna şahit misiniz? Cevap, evet, şahidiz. Eşref hocamın, şimdi cemaattan biri ölsün diyeceğim, bu kadar adamı darılacağım, Eşref hocam öne geçmiş, ona söylüyorum. Diyoruz ki, hakkınızı helal edersin, helal olsun. Kardeşim, senin zaten bir hakkın yok, olan da küçük bir şey. İslam oluşunun şerefi, haktan daha güzel değil mi ki? Müslüman mı dendiği zaman, evet, şahidiz, Müslümandır, söz.
kalpten daha gür olması gerekir gibime geliyor. Kitabı değil kanaatim. Ne dersin? Adamın Müslümanları soruyor. Evet. Helal edersin. Helal edersin. Helal edersin. Helal edersin. Hoca Efendi de bir gaza getiriyor. Üçüncüden bazen hızını alamıyor bazı arkadaşlar. Ben de onun namına bir bekarı hakları helal ettim diyor. Ah. Böyle ahiret bilgisi olur mu? Cenazelere bid'atlar, hurafeler dolmuş, yığılmış. Öyle bid'at, hurafe yerleşmiş ki birkaç burada söyleyeyim dedim ben bile. Şimdi onunla uğraşacağız. Nasıl anlatacağız diye hassustu. Böyle ahirete bile biz bid'at karıştırmışız. Hurafe karıştırmışız. Ehli kitap da ahirete inanıyor. Diyorlar ki birkaç gün yer, ondan sonra cennete gideceğiz. Sor, sokaktan bir adam çevir aşağı yukarı aynı değil mi? Aynen. Ne oldu ehli kitabın inancıyla bizim ahiretim? Ehli kitap ahireti nasıl biliyor? Yahudiler ahirete inanıyorlar. Madem inanıyorsunuz ya Allah, buyurun öyleyse. Ama önünden kaçıyorlar, dünyayı en çok onlar seviyor. Ya bu nasıl ahirete inanmak, nasıl dünya sevmek? Ahirete inanmak, ölümü istemek değil ama dünyadan bin yıl ömür verirse yaşayacağım, gitmeyeceğim diye diretmek var. Ya bu arkadaş, hani ahirete nasıl inanıyorsunuz? O zaman geçen bir haberde gazetede birinin 5-6 çocuğu ölmüş. Diyor ki Mersin'e gideceklerdi, Allah'a gittiler. Baba çok sabırlı, babada bir şey var. Neredeyse adam yaptı evlilikini. Yani sabırlı ve imanlı, metanetli duranı bile dalgaya almayın. Ne olmasa da yırtılması, dövülmesi, kendini yerlere atması. Halbuki günde 20 kere ölümü hatırlayın diye öyle hadisler okurduk eskiden, öyle değil mi? O halde şu yapılan ezan bile aslında ahireti hatırlatıyor. Namaz ahireti hatırlatıyor, dualar ahireti hatırlatıyor. Ve sonuç ben fişek bir minna, ben minnamım. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, onlar burada şüphe içindeler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kör görürler. Ahiret kör. Dünyayı görüyor ama ahireti göremiyor. Öyleyse kim bu dünya hayatında görse ahirette de kördür diyor İslam. O zaman da ahirette diyecek ki, Rabbim beni niye kör olarak dirilttin? Cenab-ı Hak diyecek ki, bizim ayetlerimiz sana geldi, sen onları unuttun, biz de seni bugün kör olarak dirilttik. Görecek olsa bile gözü, bu sefer ışığını söndürecek Allah. Işığı sönünce, müminlere dur, sizin ışığınızdan alalım diyecek. Müminler de dönün arkanızdan alalım, bizden alamazsınız diyecek. Ama müminin duası Rabbena etmümena uğrana. Rabbim bizim doğrumuzu tamamla ya Rabbim. Aman söndürme ki o nur ile şu cennete girebilir. Daha güzel şeyler, anlamlar, manalar var ama gücümüz bu kadar iyi. Hepinize teşekkür ediyorum. Ders 50 dakika kala başlıyoruz. Ama cemaat da erkenden geliyor. Hemen akşamdan sonra da zor oluyor. Bir 5 dakika daha cemaati bekletmemek için 55 diyelim. Uzun oluyor ama ne yapayım? 55 dakika kala inşallah kürsüye çıkacağız. Bir diğeri de 15 günde bir Sezginler Camii'ne vaaza gidiyordum. Fakat iki camiyi idare etmenin zorluğunu yaşayınca gördüm. Bir hafta Diyanet bir toplantıya çağırdı. Gidemedim. Geldim burada kıldırdım. Burada olmadığım zaman orada vaaz dedim. Bu sefer değerli görev arkadaşım Alaaddin Hocamız umreye gitti Allah kabul etsin. 3-4 haftada bir umrede olunca da burada duracağım. Soruyorlar orada mısın, burada mısın? Orada mısın? Ne orada mı, ne burada mı? Orayı da genç hocamıza emanet ettik. Bundan sonra derslerimiz salı günleri öğlenden önce burada vaaz ediyorum. Pazar günü öğlenden önce 20 dakika vaaz ediyorum. Pazar sabahı vaaz ediyorum. Perşembe günü akşam, bunların esas perşembe ile pazarı. Diğerlerde gündüz kısa ders olarak devam ediyor. Allah cümlenizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. İlla-i Kâre'l-Fatiha.